Oldukça uzun bir süreden beridir başta Gönyeli kent içi trafiği olmak üzere ülke ana yollarının kesişme noktasını oluşturan Büyük Çember ve Çağaloğlu ışıklarında Gönyeli'nin dışındaki unsurları da yani Alayköylü'yü, Güzelyurtlu'yu, Girneli'yi ve Koşalı'yı da ilgilendiren trafiğin rahatlatılmasıyla ilgili, trafik akışının daha rahat olması ve daha güvenli olmasıyla ilgili üzerinde bulunduğumuz alt üst geçit projesini ihale etme girişiminde bulunduk. Basından izlemişsinizdir ki izinlendirme süreçleri yıllarca sürmüştür. Sonra nihayetinde inşa süresi başlamıştır. Orada da bazı sıkıntılar yaşanmıştır. Biliyorsunuz ki bugünkü ihale sürecinden önce bir ihale süreci daha yaşanmıştır. Orada da problemler çıktı ve en sonunda Temmuz 2018 15'inde bitmek üzere yeniden ihalelendirildi. Bu defa da karşımıza yargı süreçleri çıktı. Ve bu süreçlerde siz basın mensupları sürekli sorular sordunuz bizlere. Biz de durumun netleşmesini bekledik. Ve bugün aslında bu vesileyle buradayız. Sizin hakkınızı size iade etmek için buradayız. Çünkü kamuoyuna bilgi aktarmanız gerekiyordu. Durum netleşmiştir büyük ölçüde bugün. Gelinen noktada yargı süreci tamamlanmış ve davacı tarafın taleplerinden olan yapının yıkılması talebi tümden reddedilmiş veya buna mukabil 2 milyon 100 bin sterlin tazminat talebi tümden reddedilmiştir. Toplam yapım büyüklüğü içerisinde çok küçük olan bir takım rahatsızlıklardan dolayı tazminatların ödenmesi ifade edilmiştir. Yani yargı süreci belediyemizin, belediye tarafının beklediği şekilde sonlanmıştır. Şimdi ne yapıyoruz? Önce ne yapıyoruzdan önce bu süreci yaşarken bizler çok sıkıntılar çektik. Uğraşmak zorunda kaldık. Mesailerimizi bırakıp yargı süreçlerinde koşmak durumunda kaldık. Bu çok önemli değil. Ancak Gönyeli halkı olmak üzere özellikle batıdan Lefkoşa'ya doğru ulaşan diğer yerleşimlerindeki birçok insan işkence çekti. Tahammül gösterdiler. Onlardan sabırları için teşekkür ediyorum. Ve beklediklerini söylemek istiyorum. O da bir an önce bu alt üst geçidin tamamlanıp özellikle üst kısmının trafiğe açılmasıdır. Eğer iklimsel koşullar büyük bir zorluk çıkarmazsa, süreçte beklenmedik olaylar yaşanmazsa Mayıs ayının ilk günleri gibi gerekli güvenlik tedbirlerini de alarak bu üst geçidi trafiğe açabileceğimizi düşünüyorum. Bunun ithamından sonra servis yollarında ciddi tahribat olmuştur. Onların hızla bakımına geçeceğiz. Çünkü şimdi trafik orada olduğu için, yüklü olduğu için ve onların kapasitesi bu trafiği taşımadığı için oraya etkili bir müdahale yapamıyoruz. Trafik yükünden dolayı. Süratli onların bakımı da tamamlanacak. Ve aralıksız, kesintisiz olarak diğer unsurlar gelecek yolun. Yani yaya yolları, bisiklet yolları, peyzaj düzenlemeler devam edecek. Ve bunun devamında veya bununla birlikte bu üzerinde bulunduğumuz üst geçidin altından geçen yolun bir özelliği vardı değerli basın mensupları. Kentin rahatlaması için çevre yollarına ihtiyacı var ulaşım planının. Onların güneydeki inşa edilmiş, kuzeydeki inşa süreci yaşanıyor Ulaştırma Bakanlığımız tarafından. Ama işte bu çevredeki ana taşıyıcılara kentin merkezini bağlayan ışınsal yol ismini verdiğimiz kentin merkezini çevre yollarına bağlayan yollar vardır. Üzerinde bulunduğumuz yol, kent içi ulaşım kısmı olan bu yol böyle özellikli bir yoldur. Ve bunu da takip ederseniz güney istikametinde bir çember daha bulursunuz. Ve nihayetinde bu sizi okul, polis okulunun yanındaki bir başka kavşağa çıkarır. İşte bunun çok daha etkin
özellikle Gönyeli merkezdeki ve güneyin Gönyeli Yenikent güneyli Gönyeli güney kısmındaki insanların bilhassa faydalanması için de çevre yoluna ulaştırılması lazım. İşte orada yeni bir köprü daha ihtiyacı var. O da teknik çalışmaları tamamlanmış. Tabii onun yapısal faaliyeti ve maliyeti bundan çok daha küçüktür. Öyle tahmin ediyorum ki bir hikaye içerisinde onun ihalesini de yapıp ve yolun eksik olan kısımlarını da tamamlayarak çok daha fonksiyonel hale getireceğiz trafik akışını diye düşünüyorum. Ve Gönyeli yeni bir giriş arteri daha kazanacak. O giriş arteri de belediye bulvarında olduğu gibi veya büyük çemberden Gönyeli merkeze girdiği gibi bütün çevre düzenlemeleriyle Gönyeli'mize yakışır hale getirilecek. Efendim? Bir şey yok. Peki. Bir şunu da söyleyeyim de sorularınız varsa alayım. Değerli basın mensupları, bu bahsettiğimiz ve yaptığımız işler aslında belediyenin sorumluluğunda olan işler değildir. Bu yapılan alt üst geçit projesi Ulaştırma Bakanlığı'nın sorumluluğunda olan bir iştir. Ve bu yol iki gidiş iki geliş yapıldığı zaman, yani yol üzerinden geçenlere kapatıldığı zaman bu planlanmış ama hayata geçirilememiş. Alt üst geçitler. Biz yetki aldık bildiğiniz gibi. Diğer bahsettiklerimiz de Gönyeli Belediyesi'nin sorumluluğu değildir. Onların yetkisini de aldık. Ve daha hayatın birçok alanında bizim olmayan sorumlulukları hayata geçirmek zorundayız. Ve işte bunların da yetkilerini alarak Gönyeli'yi yüksek yaşam kaliteli bir kent yapmak görevimizden dolayı sorumluluğu olmadığı halde Gönyeli Belediyesi bunları yaptı ve yapmaya devam edecek. Genel anlamda söylediklerim bunlar. Sizin de sorularınız varsa buyur sorun, onları cevaplamaya çalışalım. Önümüzdeki aylarda ihale süreci tamam olacak biliriz. Diğer çevre yoluna bağlanacak kavşağın tam nasıl olacak bu süreç? Bu çok büyük bir yapı değil. Dolayısıyla ihale süreçlerinde küçük ölçekli yapıların, yani mali boyutu büyük olmayan yapılan ihale süreçleri daha kısadır. Bunların direkt elden alım yöntemiyle alınabilen kısımları var 24 saatlik süre içerisinde. İşte 300 bin TL'ye kadar. Bunlar detayını açıklamayayım. İhale yasasının büyük olmayan ihalelerde kısa süreli tamamlanma süreçleri vardır. Bunlar kullanılarak teknik çalışmaları tamamlanmıştır. Peki burada yaşanılan aynı sorun, orada yaşanılan ihtimali olabilir mi? Yok, çünkü orası trafiğe açık değildir. Üstelik yani burada şehirli arası bir yoldur konuştuğumuz. O kent içini çevre yoluna bağlayan bir şeydir. O bölge halkının da dört gözle beklediği başka bir şey. Evet. Önce şunu söyleyeyim, yani çevreden bir takım insanların rahatsızlığı bahsediliyor. Bu rahatsızlıklara tabii katıldığımız noktalar, katılmadığımız noktalar var ama temel prensip olarak devlet, yani devlet adına görev sürdüren bizler hizmetleri önceliğe koyarken kamu menfaati her zaman kişisel menfaatin önünde tutulur. Zaten devlet kurgusu, devlet yasaları da böyle dizayn edilmiştir. Tabii ki devlet genel kamunun menfaatini gözetir, korur kollarken tek vatandaşınınkini de korur kollar. Ve döner en sonunda ben devlet gibi davrandım der. Ve eğer herhangi bir vatandaşımızın da bir sıkıntısı varsa biz bunu da çözeriz. Önce bu bizim görevimizdir. Bunu içimizden hissederek söylüyorum. Güvenlik konusuna gelince değerli basın mensupları bileceksiniz ki biz yetki alarak yaptık. Ve bu yapı iki kez devletin denetiminden geçerek bize izinler verildi. Dolayısıyla gerek trafik güvenliği, gerek binanın kendi fiziki güvenliği ve diğer bütün unsurları iki kez uzmanlar tarafından izinlendirilmiş bir projedir. Bizim kendimizin projelerinde bir şey değildir. Ve tabiatıyla gerekli güvenlik tedbirleri alınacak. Yani bu yol birçok yer tehlikeli yerde olduğu gibi çelik bariyerlerle konacak. Asfalt çalışmalarını mütakip arkasına güvenlik tedbirlerinin alındığını göreceksiniz. Evet, başka.
Demek ki çok soru yokmuş ya. Soru. Herkesin merak ettiği ne zaman bitecek, ne zaman açılacak? Yani senet imzalamam kimseye ama büyük bir ihtimalle 1 Mayıs'ta açacağız. 1 Mayıs. Yani 1 Mayıs, yani Mayıs'ın başı diyelim. Belki bulmayabilir ama 20 gün diye düşünüyorsunuz. 20 gün sonra Mayıs açacağız. Ayında bütün sorunlar tamamen üst kısmını açacağız. Acil olan üst kısmını. Yani mütakiben onlara geçeceğiz. Hemen. Hemen geçeceğiz. Hemen. Çok şükür bütçemizde bir sıkıntı yoktur. Bu vesileyle bunu da söyleyeyim. Gerçekleşmiş bütçeler üzerinden incelerseniz Gönyeli Belediye bütçesini, yani lafta değil realize olmuş bütçelerde. Ki burada aslında dikkat edilmesi gereken rakam bütçenin büyüklüğünden fazla cari harcamalardan artırıp işe yarayan kısmı var bütçenin. Onu kusa böldüğünüzde kişi başına ne kadar hizmete ve yatırıma pay ayırabildiğidir bir bütçenin. Ki iş bitirebilmenin önemli bir unsurudur bütçe. Bu bakımdan da Gönyeli Belediye bütçesini incelerseniz ülkede kendinden sonra gelenden birkaç daha kat fazla yatırım gücüne sahip olduğunu görürsünüz. Dolayısıyla planlandığı şekilde işlerimiz yürütülecektir. Teşekkür ederiz. Evet.